İlk ve tek seyahat haberleri programı Gezelim.com'a bu pazar günü de başladık. Ve ilk olarak haberimiz İstanbul'dan, özel olarak hazırladığımız Süleymaniye Camii'nden geliyor. Gezelim.com'la bu haftaki durağımız klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisi. Kanuni Sultan Süleyman'ın gücü ve Mimar Sinan'ın dehasının vücut bulmuş hali olan Süleymaniye Camii'ndeyiz. Uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan, Azrail'in kastı cana. Süleymaniye denilince şöyle anlamamız gerekiyor. İstanbul Süleyeti'nden Süleymaniye'yi çıkardığımızı düşünün. Nasıl bir görüntü oluşurdu İstanbul'da? İstanbul, İstanbul olur muydu? Bir gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor Kanuni Sultan Süleyman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mevkiyi işaret ederek diyor ki buraya bir cami inşa edin. Tam olarak tarif ediyor. İşte kubbeyi buraya koyun, minareleri burada olsun, avlusu bu şekilde olsun. Sabah uyandığında Kanuni Sultan Süleyman hemen has mimarını çağırıyor, Mimar Sinan'ı çağırıyor. Bu camiyi inşa et, bak çok iyi anla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana bunu tarif etti dediğinde Mimar Sinan Hazretleri diyor ki ben de oradaydım padişahım, ben de arkada dinliyordum diyor. Bir tepenin üzerinde inşa edildiğini söyledik ve gevşek zemini olan bir temelin, bir zeminin üzerine oturuyor. Peki bu kadar iddialı bir cümle kullanıp kıyamete kadar bu cami baki kalacak demesini neye güvenerek söyledi diye bakarsak, onun sırada 3 yıl kadar temelin bekletilmesi, temele kazıkları çakıyor ve 3 yıl kadar temeli durduruyor. Bir nevi deprem konstrüksiyonu gibi bir şey yapıyor diyebiliriz yani. Sütunlarda şöyle bir özellik var. İskenderiye'den gelen fil ayakları var. İşte Balbek'ten gelen var, Topkapı Sarayı'ndan getirilen, Kıstaşı'ndan getirilen. Burada da verilen mesaj, biz birçok ülkeye hakimiz, bizim gücümüz, egemenliğimiz sonsuz mesajı verilmekte. Özellikle vitrayları, camimizin mihrap etrafındaki ve kıble yönündeki duvarda bulunan vitraylar, revzeli menkuşlar hayrete şayan şekilde çok güzeller. Mihraba bakarsak yine mukarnaslı bir yaşmağı var. Sıraltı tekniğiyle yapılmış çinilerle süslü üst kısmı. Kubbemiz ortasındaki Celisülüs yazı Karahisari'ye ait. Hattatların pirlerinden bir tanesidir. Karahisari'ye ait. Mihrapta İmam ya da müezzin, imam bir sohbet ettiğinde, dua okuduğunda son cemaat yerindeki kişinin sesi duyması gerekiyor. İşte bu akustiği nasıl sağlayacak? Kubbe çeperine koyduğu 64 tane küp sayesinde sağlayacak. Çamlıca Camii Külliyesi'nin içine açılmış olan İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı. 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, Türk dokuma sanatı, Hazreti Peygamber'e atfedilen eserler, İslam sanatında mimari ve dekoratif ögeler, ilk mabet Kabe, Şam evrakı, Kur'an-ı Kerim ve mahfazaları, İslam'da bilim, berat ve fermanlar,
hüsnü hat, tılsımlı gömlekler, Osmanlı'da giyim, destimal geleneği, sanduka puşideleri, İslam'da fetih, Türk Çini sanatı, İslami sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor. Özbekistan'ın yaklaşık 3000 yıllık Hive kenti, sahip olduğu tarihi değerleriyle gelen herkese masalsı bir hava sunuyor. Şimdiki haberimiz Özbekistan'dan. Özbekistan'ın batısındaki Harezm bölgesinin kalbi olan 3000 yıllık Hive kenti, barındırdığı binlerce tarihi eser ve bozulmamış kültürüyle ziyaret edenlere masalsı bir deneyim sunuyor. Açık hava müzesini andıran kent, yaşayan bir alan olması sebebiyle de başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinden turisti kendine çekiyor. Kumdan bir kaleyi andıran Hive, mavi, turkuaz ve yeşilin onlarca tonunun kullanıldığı eserleriyle ziyaretçilere görsel bir şölen sunmasının yanı sıra Türk İslam medeniyetini de deneyimleme imkanı veriyor. Türkiye'den gidenler tercümansız şekilde rahatlıkla Hive halkıyla anlaşabiliyor. Labirente benzeyen sokaklar tarih meraklılarına her adımda yeni bir güzelliğin kapısını aralıyor. Türk kültürünün yüzük taşı şehirlerinden Hive'nin Cebile algoritmanın kurucusu olarak bilinen ve sıfır rakamını bulan ünlü alim El-Harizmi ile gökbilim, matematik ve doğa bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanı El-Buruni'nin doğup büyüdüğü topraklara ev sahipliği yapmasıyla da ayrı önemi bulunuyor. Tarihi İpek Yolu üzerindeki en eski şehirlerden Hive, ismini rivayete göre geçmişte yolcuların buradaki bir kuyuda su bulması ve suyu ilk içtiklerinde heyvah diyerek şaşkınlıklarını dile getirmesinin ardından almış, zamanla heyvah adı bugüne Hive olarak gelmiş. Hive'nin en önemli sembollerinden Cuma Mescidi, yekpare ağaçlardan oluşan ve el işçiliğiyle kendini hayran bırakan 212 sütunuyla görsel bir şölen sunuyor. İşçiliğinin dünyadaki nadir örneklerinden olan mescit, gün batımında ışığın bir görsel şölen haline geldiği yaşayan muazzam bir eser niteliğinde. Ülkemiz özellikle de son yıllarda sağlık turizmi bakımından da oldukça önemli bir konuma sahip oldu. Dünyanın dört bir yanından sağlık bulmak için ziyaretçiler ülkemize geliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılının son 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi tercih eden turist sayısı 370.335 olurken elde edilen gelir 704.260.000 doları buldu. Sektörde turist başı harcama yaklaşık 1900 dolar olarak kayıtlara geçerken bu rakamın aslında 10.000 dolar seviyesine yaklaştığı tahmin ediliyor. Sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelen turistler tarafından en çok tercih edilen branşlar saç ekimi, estetik, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi. Türkiye'yi bu alanlarda tercih edenlerin %70'i Avrupa'dan, %30'u Arap dünyasından gelmektedir. Son 10 yıllık dönemde Türkiye sağlık turizminde çok büyük ivmeler kazandı. Sektör 2019 yılında 3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüne ulaşarak zirveyi görerek 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Sektör pandemi nedeniyle 2020 yılını 2019'a oranda %65 düşüşle kapattı. 2021 yılında da aynı oranlarda düşüş gözlemlense de son çeyrekte normalleşme etkisiyle şahlanarak 2021 yılında 2 milyar doların üstünde ülkeye girdi sağlandı. Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Göceli Camii yüzlerce yıla meydan okuyor ve gören herkesi güzelliğiyle etkiliyor. Şimdiki haberimiz Samsun'dan. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 816 yıl önce inşa edilen Anadolu'nun en eski ahşap camilerinden Göceli Camisi yıllara meydan okuyor. Hasbahçe Mahallesi'ndeki Göceli Mezarlığı içinde yer alan Göceli Camisi, çivi kullanılmadan kurt boğazı geçme tekniğiyle inşa edildi. Bu
tekniğin en önemli örneklerinden olan cami, yerden yaklaşık 70 cm yüksekte olmasıyla rutubetten, zeminindeki deprem takozları sayesinde de depremlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaştı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan birbirinden güzel koylar tam da şu sıralarda kampçıların akınına uğramış durumda. Şimdiki haberimiz Kocaeli'den geliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan doğa harikası koylar hafta sonu kampçıların akınına uğruyor. İlginç yapısıyla dikkat çeken pembe kayalarsa özellikle gün batımında fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, pembe kayalar ve cennet havuzu yerli ve yabancı turistin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra'nın saklı cenneti havadan görüntülendi. İstanbul'a 90 kilometre uzaklıkta olan, tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, antik çağda taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı döneminde de mimaride kullanılan kayaların tarihi geçmişiyle heyecanlandırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kandıra, içinde barındırdığı doğal güzelliğiyle turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Deniz suyuyla dolu bir mağara olan Cennet Havuzu, Sardala Koyu, pembe kayalar görenleri adeta mest ederken, gün doğuşu ve batımını izlemek isteyenlerin, fotoğraf meraklıların mekanları arasında yer alıyor. Fas'ın en güzel eserlerinden biri yüzlerce yıla meydan okuyan Endülüs Camii. Şimdi Endülüs Camii'nin buyurun güzelliklerini görelim. İslam tarihinde önemli bir yeri olan Endülüs Emevi Devleti'nin kültürel etkileşiminin ana üssü olan Fas'ın dört bir tarafında da eserler yükselirken, Fes kentinin simgelerinden olan Endülüs Camisi de bin yılı aşkındır kentteki iki ilim, irfan ve ibadet merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Ünü bin yılı aşkındır kesintisiz eğitim veren en eski üniversite olarak dünyaya yayılan Karaviyyin Üniversitesi'nin kurucusu Fatıma El Fıhri'nin kız kardeşi Meryem tarafından inşa edilen Endülüs Camisi, Fas'ın eski başkentlerinden Fes'in sembol yapılarından biri olarak çıkıyor. Ramazan ayıyla birlikte Endülüs Camisi bölgenin ve dünyanın dört bir tarafından hem ibadete hem de ziyarete gelen misafirleriyle, Kayrevan'ın asaleti, Endülüs'ün güzelliği ve Fas'ın ruhuyla yoğrulan ihtişamına ihtişam katıyor. Afyonkarahisar'ın Frig Vadisi'ni gezmeye gelen turistler sahurdan sonra da sıcak hava balonlarına binerek bölgenin güzelliklerini bir de gökyüzünden görüyorlar. Şimdiki haberimiz Afyonkarahisar'dan. Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'ni gezmeye gelen turistler sahurun ardından bindikleri sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü üzerinden tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları ve doğal güzellikleri gökyüzünden izliyor. İhsaniye ilçesi Döger beldesindeki Emre Gölü etrafında sahurdan sonra kalkan iki sıcak hava balonu turistlere Frigya'nın eşsiz manzarasını görme imkanı sunuyor. Emre Gölü ile tarihi mekanların üzerinden süzülen sıcak hava balonlarına binen turistler renkli ve keyifli anlar yaşıyor. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu gazetecilere Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan önemli turizm projelerinden olduğunu söyledi. Zonguldak'ın dünyaca meşhur Gökgöl Mağarası, sarkıtları, dikitleri, travertenleri yeraltı gölüyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çekiyor. Şimdi buyurun bu mağaranın güzelliklerini hep birlikte görelim. Müzik
Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun, travertenler ve milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle ilgi gören Gökgöl Mağarası, çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kentin kültürel yapılarının iyileştirilme çalışmalarından biri olan Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesi kapsamında 2 yıl önce ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası'na kafeterya, mescit, hediyelik eşya bölümü, kütüphane ve yönetici odaları yapıldı. Çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından mağara geçen yıl 1 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldı. Mağaranın girişinde dünyada, ülkede ve kentteki mağaralar hakkında bilgilendirme panoları yer alıyor. Mağaraya gidilen aks boyunca ziyaretçilerin çevreyle temasını kesmeyen yapının ardından mağaranın turizme açık olan 875 metrelik bölümü gezilebiliyor. Temiz havasının yanı sıra doğal ve mikroklima özelliğiyle de daha çok astım hastalarının ziyaret ettiği mağara, yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir teraslarıyla dikkati çekiyor. Kapadokya bölgesindeki tatil merkezleri ara tatilin gelmesiyle beraber günübirlik tatilcilerin de vazgeçilmez durakları arasında. Şimdiki haberimiz Kapadokya'dan. Kapadokya bölgesindeki turizm merkezleri ara tatilde çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor. Okulların tatil olmasını fırsat bilenler, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri görmek ve çeşitli aktivitelere katılmak üzere Nevşehir'e geliyor. Yerli konuklar peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşim başta olmak üzere çeşitli merkezleri ve vadileri geziyor. 3 günlük geldik hafta sonu. Bölge çok güzel, hava çok güzel özellikle şu anda tam yani ne sıcak ne soğuk. Gayet güzel. Bence herkes gelmeli yani bu mevsimde özellikle. Kimi vatandaşlar Kılıçlar, Zemi, Güllüdere, Aşıklar Vadisi'nde at sırtında bölgeyi keşfe çıkarken, kimileri de ATV, motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak eğlenceli vakit geçiriyor. Havada uçan balonlar olsun, doğanın güzellikleri olsun, gerçekten Türkiye'ye sunulmuş bir özellik, güzellik diyebilirim. Burada olmak çok güzel, çok özel bir şey. Doğa harikası burası ya. Cennet gibi bir vatan, öyle söyleyeyim. Ülkemizin en önemli tatil duraklarından biri Bozcaada ve Gökçeada. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla da beraber turizmin erkenden bu bölgelere başlayacağı tahmin ediliyor. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da 2 yıl aradan sonra sezon erken başlıyor. 23 Nisan tatiline hazırlanan işletmeler Ramazan bayramını da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, bu sene 23 Nisan'da işletmelerimizin çoğu faaliyete başlıyor. Güzel bir sezon bekliyoruz dedi. Gökçeada ve Bozcaada arasında ise turizmin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün etkisiyle ivme kazanması bekleniyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır turizm sezonuna geç başlayan Bozcaada'daki işletmeler artan maliyetlere rağmen bu yıl hazırlıklara erken başladı. 23 Nisan tatiliyle birlikte sezonu açmaya hazırlanan işletmeler Ramazan bayramını da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor. İşletmeler rezervasyon için son hazırlıkları gözden geçirirken Bozcaada Belediyesi de takviye ekiplerle üst yapı çalışmalarını hızlandırıyor. Resmi olarak 4200 yatak kapasitesine sahip ancak ruhsatsız işletmelerdeki kaçak konaklamalarla misafir sayısının 15-20 bine çıktığı Bozcaada'da etkinlik takvimi de açıklandı. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği'nin paylaştığı takvime göre Bozcaada'da kültürel ve sanatsal etkinlikler Mayıs ayında başlayacak, Ekim sonuna kadar sürecek. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama bir gezelimin daha bu haftalık sonuna geldik.
Şimdi yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı izleyebilirsiniz. İyi seyirler.